Yeni yazılan bu sisteme biz sosyal medya dolandırıcılığı diyoruz. Daha önce tecrübe edinmiş biri olarak ve arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre inşallah bu video sizlere faydalı olacaktır. Yeni geliştirilen bu sistemde birçok kişi tam da zayıf anında maalesef yakalanıyorlar. Nedir bu olay? Kısaca anlatalım. Yeni yazılan bu sistem sadece bir link üzerine geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde yapmış olduğunuz işle alakalı, uğraştığınız işler, paylaşmış olduğunuz resimler ve sayfanıza göre size bir mesaj geliyor. Örnek olarak birkaç tanesini şöyle sıralayalım. Bu mesajın içeriğinde sizin meşgul olduğunuz işlerle alakalı hakkınızda bir şikayet varmış gibi mesajlar geliyor. Sonrasında hakkında şikayetler var, öğrenmek için geç olmadan hemen bak istersen gibi bu mesajı gördüğünüzde siz de oradaki linke tıklıyorsunuz. Ve tıkladığınızda maalesef elinizdeki sayfa ne kadar güçlü güvenlik sistemleriyle donatılmış olsun maalesef gidiyor arkadaşlar. Şimdi örnek olarak tabletimizden birkaç tanesini ben sizlerle paylaşacağım. Sizler de ekrandan beni takip edebilirsiniz. Örnek olarak İsmail Coşar Hoca Efendi. Gördüğünüz gibi Diyanet Profili camiasına sahip bir hoca kanalı. Kocatepe İmam Hatibi Camii, Hafız vesaire vesaire. Siz böyle bir kişiden mesaj almış olsanız ve mesajını da şöyle bir içerik bulunsa. Hocam merhabalar, hakkınızda Diyanet camiasında şikayetler var, ithamlar var. İsterseniz buyurun bakın gibi böyle bir mesaj alsanız. Bizler de bu tuzağı bildiğimiz için özellikle gösterir misiniz? Lütfen bu şikayeti bize iletir misiniz diye söyledik. Kendisi de bize aynı ekranda görmüş olduğunuz gibi bu linki ulaştırdı. Bir sonraki resimde göreceğiniz üzere bu linkin ne Diyanet'le ne şikayet sayfasıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu tamamen bu sistemi tasarlayanların kendi yazılım kodlarıyla ortaya koymuş olduğu bir sayfadır. Bu linke tıkladığınızda sayfanız maalesef elinizden gidecektir. İkinci resme geçiyorum. Kendisi bizim takipçimiz. Görünen hesap Pelin Hanım'ın hesabı. Ancak ne resmin, ne hesabın, ne ismin gerçek kişiyle hiçbir alakası yoktur. Az önceki Diyanet camiasına mensupmuş gibi gözüken aslında alakası olmayan İsmail Coşar gibi. Pelin Hanım'dan merhabalar hocam. Sayfada gezinirken hakkınızda şöyle bir şikayet buldum. Şikayeti isterseniz size ileteyim, size yakıştıramadım gibi mesela örnek bir mesaj. Sıradaki mesaj Serkan Koçman Dans Akademisi. Gördüğünüz gibi gönderilen mesajda öğrencilerinizi taciz ediyor musunuz? Size yakıştıramadım diye bu şekilde mesajları iletiyorlar. Sonrasında siz de paniğe kapılıp bu mesajı kabul edip gönderilen linke o anki panik ve zayıf halinizle buna bir basarsanız maalesef sayfanız çalınıyor arkadaşlar. Ve bu sayfanın da geri dönüşümü inanın çok zor, uzun badirelerle kimileri alabiliyor, kimileri maalesef geri kurtaramıyor. Üçüncü resim, kusura bakmayın yine hakkınızda şikayet gördüm, haberiniz var mı, bilginiz var mı gibi mesajlar. Yine aynı şekilde link gönderiliyor. Dördüncü resim arkadaşlar, bir hoca profiliymiş gibi. Belki de resmin gerçek sahibiyle hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Tamamen fake resim ve hesaplarla, isimlerle size bu şekilde mesajlar gönderiliyor. Gördüğünüz gibi mesajda, selamünaleyküm hocam, hakkınızda iğrenç şikayetler var. Talebem görmüş, size de iletmek istedim, bilginiz var mı diye. Bu şekilde sağduyulu, sanki sizin iyiliğinizi düşünüyormuş gibi yaklaşıyorlar. Sonrasında size evet, merak ettim, lütfen iletir misiniz gibi söylediğinizde size bir link gönderiliyor. Ve bu linke tıkladığınızda yine aynı şekilde sayfanız elinizden gidiyor arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadardı aktaracaklarımız. Gördüğünüz gibi kıymetli kardeşlerim, inşallah sizler de bu tuzakların mağduru olmayın, kurban olmayın diye sizleri de uyarmak istedik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.